Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hürriyet ve TÜRSAP işbirliği ile düzenlenen programda yazarlar bir araya geldi. Programda birer konuşma yapan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise görsel sunum yaparak Gaziantep'in güzelliklerini anlattı. İki günlük gezinin ardından Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Gaziantep'i Keşfet Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Ben Gaziantep'e ilk kez 1995 yılında geldim. O dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'le birlikte böyle bir hafta sonu ziyarete gittim. Onu hiç unutmuyorum. Beni çok etkileyen, Gaziantep'le ilgili etkileyen bir konuşma olmuştu. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı, dönemin Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Aslan'ın bir konuşması Süleyman Bey'in karşısında oturuyor. Dedi ki, biz Gaziantep'li iş adamları olarak Ankara'dan, devletten hiçbir şey istemiyoruz, hiçbir şey beklemiyoruz. Kredi istemiyoruz, teşvik istemiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var. Biz üretiyoruz, biz burada ihracat yapıyoruz, daha çok ihracat yapmak istiyoruz. Tek talebimiz, biz ürünlerimizi, malımızı başka şehirlerin gümrüğünden çıkarabiliyoruz. Çünkü Gaziantep'te gümrük yok. Tek talebimiz var. Lütfen Gaziantep Havaalanı'na bir gümrük bürosu, gümrük müdürlüğü kurulsun. Biz malımızı doğrudan Gaziantep Havaalanı'ndan da ihraç edebilirim. Biz dünyaya Gaziantep Havaalanı'ndan açılabildi. Bu dönemde tek talebi buydu. Sonra yıllar sonra bu talebin karşılandığını öğrendim. O zaman karşıya çıkan, yani bundan 20 yıl önce benim gördüğüm, ilk kez karşılaştığım Gaziantep, kapını sağmayan, dünyaya açılmak isteyen, dünyayı ihracat derken, dünyayla entegre olmak, yani enerji dolu bir kentti ve hakikaten o dönemde kentin modernliğinden de çok etkilendim ve 20 arada yine geldim, bazı ziyaretlerim oldu ama her geldiğimde biraz daha gelişmiş, daha modernleşmiş bir Antep karşılığı ve her seferinde daha çok etkilendim. Antep, tarihte ve kültürde beslenen bir kent değil. Yalnız tarihte ve kültürde beslenmiyor. Yaşanan bir kent. Yaşayan bir kent. Gaziantep'i keşfet, Gaziantep'i keşfedilmiş. Neolitik, Paleolitik, Kalkolitik, Asurlar, İtiler, Pers, Büyük İskender, Osmanlı, Selçuklu, bunlar hep yaşamış. Bence Gaziantep'i burada slogan değiştirmemiz lazım. Gaziantep'i yaşat. Gaziantep yaşanacak bir kent. Gaziantep yalnız bir günlük kalacak bir kent değil. Gaziantep gezilmesi ve Sayın Başkan'ın Çırağan'da yapmış olduğu gastronomi konusunda UNESCO'ya girmesi bence kent için başarı öyküsünün başlangıcıdır. Gaziantep'te valisinden, belediye başkanından, ticaretinden, emniyetinden bütünleşen bir kenti görüyorsunuz. Bir ticaret kenti. İtiler'den bu tarafa Gaziantep bir ticaret merkezi olmuş. Yani ustaların kenti. Şimdi ise kalemlerin ustası da burada. Gaziantep'in bize ihtiyacı var mı? Var. Ama bizim daha fazla ihtiyacımız var. Ürün olarak ihtiyacımız var. Sağlıklı yaşam için ihtiyacımız var. Tarım alanında ihtiyacımız var. Ticarette ihtiyacımız var. Ve seyahat acentesi arkadaşlarım, burada o bir anne, bir kadın, bir idareci, bir hemşeri ve Gaziantep'in başarısında rol oynuyor. Dün Tunus'taydım. İşleri Bakanımız öyle bir selam söyledi. Ben keşke gelsem, ben de bir cevap verebilsem dedi. Gece saat 2:30'da Tunus'tan İstanbul'a geldim. Sabahleyin saat üstüme arabada değiştirdim ve uçağa yetiştim. Gelmeseydim, ben sizin düğmelerinizin
4'ü 5'i görmeyecektir. Yaşanan bütün sıkıntılara rağmen diğer Avrupa ülkelerine vermiş olan dersin en önemli göstergelerinden bir tanesi Antep'te yaşanmış. 300'ün yakın mülteciye insanlık dersi vermiş. Dünyaya vermiş. Hacı Bayram Veli'nin çok güzel bir sözü var. Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır diyor. Dolayısıyla her şey insanla başlıyor. Biz huzurlu bir şehir istiyorsak huzurlu mekanlar üretmemiz gerekiyor. Mutlu bir şehir istiyorsak mutlu mekanlar üretmemiz gerekiyor. O yüzden bu işin sorumluluğu, emaneti üzerimizde olan bir kardeşiniz olarak bu anlayışla kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar diye. Çünkü artık bir rekabet, tabii ki bireyler, toplumlar kendi içinde yarışıyor. Ama artık dünyada şehirler yarışıyor. Şehir yarışı, şehir ekonomisi dediğimiz şeyler, kendi gücümüzü muhafaza etmek ve zayıf tarafımızı güçlendirmeyle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ve burada baktığımız zaman elbette çok büyük zorluklarımız var. Karanlıkla mücadele etmek için aydınlığı çoğaltmak gerekiyor. Kötülükle mücadele etmek için iyiliği artırmak gerekiyor. O yüzden bu şehir iyi insanların şehri. Üreten insanların şehri olarak bu zor coğrafyada dimdik ayakta durmaya, üretmeye ve bütün rakamları buna rağmen değiştirmeye çalışıyor. Ben bu bakımdan 2 milyon bütün hemşehrilerimizi hepinizin huzurunda ne kadar müteşekkir olduğumu, onların bir başkanı olarak onlarla onur ve şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Müsaade ederseniz tabii 2 gün çok önemliydi. Bir şeyi görmek için yaşamak lazım, korkmak lazım, hissetmek lazım. Oradaki kalbi olarak o duygularınızı biraz önce Sedat Bey'in söylemiş olduğu o duygu yönetiminde Gaziantep'le ilgili ne kalacak kafanıza dediğiniz zaman sıcak duyguların kalmasını sağlatmak lazım. O yüzden biz bu yoğun tempoya bu zamanı bize ayırmanızı çok önemli buluyoruz. Projeyi çok kıymetli buluyoruz. Çünkü dün bir saatin içerisinde genel yayın yönetmenimiz 3 defa ana manşetin değiştiğini söyledi. Böyle bir zor coğrafya, böyle bir zor ülkede yaşıyor. 15 dakika uzaklıkta çok yakın bir mekanla başlıyor en eski yerimiz. Ve Arko Park'ı hazır. İtalyanlarla yaptığımız Arko Park şu anda Suriye sınırında ve Birinci Dünya Savaşı'nda hatırlarsanız Lavrov'un meşhur casusun kaçırmaya çalıştığı bütün eserler çıkarıldı. Depolar yakalandı ve bu eserler bütün dünyaya tanıtmak üzere hazır. Dün Rumkale'nin yan tarafında Zeugma'nın Fırat'ın doğu tarafını gördünüz. İşte şu hazinenin güzelliğine bakın. Bir taraftan bakanlığımız buradaki üstteki evleri restore ediyor. İçeride çok güzel Ermeniler için haç görevi gören büyük bir manastır ve kilise var içeride.